Pierre Kör'ün yeni bölümünde ben Erim Dereli bugün Gökhan Aptik ve Müjdat Muratoğlu ile birlikteyiz. Bugün benim için önemli bir görev sizlerle beraber olmak. Oldukça keyifli olacak abi. Premier Lig'de önemli bir haftayı geride bıraktık. Derbilerin olduğu, önemli maçların, önemli teknik direktörlerin de karşı karşıya geldiği bir haftaydı. Elbette Merseyside derbisiyle başlayacağız. Ardından Manchester City Brighton konuşacağımız maçlardan biri. Chelsea Arsenal'a elbette değineceğiz ve Aston Villa'nın çıkışını konuşacağız. Abi hoş geldiniz. Haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir haftaydı sizler için? Sportskeyre abone olmayı unutmayın. Aynı Öncelikle ben klasik hatırlatmamı zamanda. yapayım. En sevdiği şey. Valla bu Merseyside derbilerinin tadı bayağıdır kaçık. Yani Liverpool orada çok uzun süredir ki Everton'da yani bir ara çok 2000'lerin ortasında o derbilerde kendisini Ben bir gösteriyordu. sır vereyim mi? Son yıllarda. Buyur abi. Müjdat'ın yorumunu keserek. Buyur abi. Biz Premier Lig'i anlattığımız dönemler, Müjdat'la birlikte anlattığımız dönemler, Lig 2008'lerden TV TV döneminde Müjdat'ın en sevdiği maçlar Liverpool Everton maçlarıydı. Oo. Neden Deyip biliyor musun? Tekrar Müjdat'a sözü bırakıyorum. şimdi Ben meslek hayatımın ilk günlerinde o zaman Fox Sports'un Türkçe yayınını yapıyorduk. Böyle Eurosport, Fox Sports. Erim sen hatırlar mısın bilmiyorum. hatırlıyorum 2005'ler falan. abi. Orada Everton'ın kulüp televizyonunun yayınları da Fox TV'nin içinde yer alıyordu. Ve böyle yarım saatlik bir paket. Everton On TV diye bir Çok iyi kuşak isim. geliyordu. Onu seslendiriyorduk. Onu seslendire seslendire Everton'la bir bağım oluştu. İşte o David Moyes'un orta sahada Lee Carsley, işte ön tarafta Cahill falan böyle. Ferguson, Leon Osman Leon vardı o Osman, ara. işte Çok iyi. Wayne Rooney'nin gençlik zamanları, eski maçlar falan filan derken. Öyle bir Everton sempatisi bende Var. oluştu onların yayınını yapa yapa. O dönem zaten ligi dördüncü bitirmişti. Şampiyonlar Ligi ön elemesi. Hatta o sene yarı final oynayan Riquelme'nin penaltısıyla finali kaçıran Villarreal'i kılı kılına elenmişti Everton o sene ön elemede. Çok severiz Everton'ı, o yüzden üzülüyoruz yani bu Liverpool'a karşı Evet. bayağıdır diş Hala puan geçiremedik. durumu ekranda bu arada, değil mi? Yayın Değil değil, başlayalım. Liverpool'a geçtik Geçtik ya. artık Geçtik mi artık. Liverpool, Everton'a mı Geçtik. geçtik? Hemen Geçtik geçtik. takla attırdık. Hani çok domine eden bir Liverpool vardı. Belki skor olmasa da, skorla olmasa da. Salah'ı konuşalım biraz. Biraz Muhammed bence Salah'ı zaten konuşalım. konuşulacak tek konu o ya. Tabii. Roma'dan transfer olduğu sezona geri dönüyor mu Salah? Yani 25-26 yaşına geri döndü sanki. Yani zaten ben birkaç senedir aktif en iyi futbol oynayan en iyi futbolcular arasında ilk üçe çok rahat bir şekilde yazıyorum. Hani çok hakkı verilmeyen belki de hani underrated dediğimiz bir performans sergiliyor bence Muhammed Salah. Yani buradan Suudi Arabistan'a giderse bir oradaki bırakacağı bir gol rekoru da olacaktı. Hani Premier Lig'de en fazla gol atan futbolcuları geçtiğimiz hafta değerlemiştik. Yazık olurdu ama Salah kaldı ve harika performansı devam ediyor. Bu hafta Devamlı penaltıdan rekor attı kırıyor ama. ya. Bu hafta da rekor kırdı da artık yani Evet. kır 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 nereye kadar bu rekorları? Biz Manşet Avrupa'da da biraz bu konuya değindik. Özkan da vardı o programda. Yani ben Muhammed Salah'ın tek başına performansının Liverpool'u şampiyon yapacağına ihtimal vermiyorum. Orada da konuştuk. Orta saha gol katkısı çok fazla vermiyor. Evet. Jota, Luis Diaz'dan sen Mane, Firmino katkısı alamıyorsun. Yok Ama öyle. Salah tek başına takımı sırtlamış götürüyor. Tabii ki o Müjdat'ın orta sahası, o üçlü önemli, değerli bir üçlü. Liverpool'un üçlüsü Çok modern. ama böyle şampiyonluğu getirecek bir üçlü olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Robertson da şimdi Evet. sakatlandı. Çok kolay değil. Biraz Ama çok iyi olgunlaşmaya oynuyorlar. ihtiyacı var. Yani o rüzgarı arkalarına aldıklarında o Salah rüzgarını yine Anfield'da hissediyoruz. Darwin Darwin Núñez o baskıyı kırdı bence ya. Ben işte onu söyleyeceğim Son, abi. şimdi bakıyorum, son 7 maçın 6'sında direkt Evet. skor katkısı var. O Haaland kıyaslamasının baskısını artık bence %100. yendi. Bu Darwin Núñez ne zaman oynayacak düzenli olarak? Hani Jota evet. Hani hava toplarında boy ortalamasına rağmen çok etkili bir Ama sana bir futbolcu. şey diyeceğim. Ben sana bir şey diyeyim. Ben Darwin'i Benfica'da anlattım. Evet abi. Darwin'in topla olan ilişkisi oyun içerisinde, kendisine ödenen bonservisin ben akan oyunda Darwin'in karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani fiziksel olarak çok üst düzey bir oyuncu. Hatta onu Roque Santa Cruz'a benzetmiştim ben. İmaj olarak da, tip olarak da. Ama oyun içinde bağlantı, ayak kalitesi. Hani Haaland bile eleştiriliyordu hatırla. O bile bu baskıyı zar zor yendi. Haaland'a bile topu getiriyorlar, kale önünde dokunuyor dediler. Dediler, evet. Haaland için bile bağlantı konusu eleştiri vardı. Darwin Núñez top kaybına çok yakın bir oyuncu. Yani onun ilk 11'de düzenli olarak oynayıp ön tarafta sürekli forma şansı bulması çok kolay Evet. değil. Jota'yı bu yüzden Ya tercih ediyorlar bence biraz. Liverpool santrforu imajı mı vermiyor Yok diyorsun? yani. Anladım. Anlatabildim Şimdi mi? Fernando Torres'i düşün. Fernando Torres'i Luis düşün. Luis Suarez'i Suarez'i düşün. düşün. İşte Firmino Mane Salah üçlüsünün Rush'ı o düşün. ilerideki. Tabii yani şimdi böyle düşününce
Nunez o değil ya. Ben hala Nunez'in arkasındayım ve bir şekilde... Bu Erim'le Cem'in de bir inadı benim var. İnadım var. Bir Nunez inadı, bir de Chelsea inadı Cem'in. İnatla yaz kampından beri dır 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 hep aynı konu abi. Hep aynı konu. Israrla arkadan ve Klopp ısrarla oynatmıyor. Evet. Chelsea de ısrarla düzelmiyor. Çok sinirleniyorum. Yani nasıl olacak? Yani, sinirleniyorum. Gerçekten Klopp'a çok sinirleniyorum. Darwin biraz daha... Ben de size üzülüyorum. Fiziksel yoğunluğu biraz daha düşük. Gençsiniz. Liglerde. Mesela Bundesliga'da olsa mesela uçurabilir. Daha farklı bir performans ortaya koyabilir. Leipzig görse vesaire. Ama ayakları biraz daha yani işte Lewandowski'de, Harry Kane'de gördüğümüz o teknik kapasiteyi ben Darwin'de göremiyorum. Evet, ben de kıyaslanacak tipte oyuncular ama değil ama bon servise baktığın genç. Zaman kıyaslanman evet. Lazım yani. Ama hala genç olması tabii onun yaşında bahsettiğin süperstarlar çok daha etkili ve çok daha fazla bon servise bu kadar takılma Müjdat. Takılmıyor. Yani manşette de konuştuk. Harry Maguire. Evet. Peki. O yüzden. Peki. O zaman Londra derbisi diyelim abi. Chelsea Arsenal. Ya ben bu Mihailo Mudry'i şeyde anlattım. Ukrayna Makedonya maçında. Kuzey Makedonya maçında. İki yapmıştı. Yani yaptı ama ya Mihailo Mudry'in oyun tarzı bana neyi anımsatıyor biliyor musun? Böyle Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk sezonunu hatırlar mısınız? Tabii. Ona benziyor. Topla ne zaman vedalaşması gerektiğini bilmiyor Mihailo Mudryk. Karar vermedi, eksikler var. Yeni yeni golleri atmaya başladı ama bu kadar anlam yüklenen bir futbolcunun saha içerisindeki pozisyon olarak durumu karşılamıyor. Ama Mücat takım da dağınık. O yüzden fazla o sorumluluk ya alıyor. Çok dağınık. O yüzden daha çok topla oynamak istiyor. Evet. Daha çok ama kendini göstermek istiyor. Milli takımda da gördüm ya. Yani çok... Gerçekten böyle karar almada bir problemi amatör var, küme aşikar. Maçındaki yetenekli oyuncu gibi oynuyor. Anladım anladım. Demek seni takım çok işin içine katmıyor yani. Hatta ben golü de akıllara getirdiğim zaman hani o vuruşu orta mıydı şut muydu bile derim ya ortaya yani. Ortaya da şut ama güzel gol. Tabii ki de katılıyorum ama ben Cole Palmer'a da değinmeden edemeyeceğim. Cole Palmer da bence yani bir şekilde kendini göstermek için şans buldu. Penaltıdan golü attı ama oyun içinde bağlantısını ben çok beğendim ama şöyle bir durum var yani. Cole Palmer'ı sokakta görsen tanır mısın abi? Yani. Tanımazsın. Ben de tanımam. Arkadaşlar bir hala şey söyleyeceğim. Hala zamanı var. Kolpa Sanchez, güveniyoruz. Gusto, Thiago Silva, Colville, Kukureya, Caicedo, Fernandes, Sterling, Gallagher, Mudryk, Palmer. Bu Chelsea 11'i değil. Değil tabii. Yani yakından ama geçmez. Orta sahada 300 milyon euro var neredeyse. Evet. Ya işte şu bonservise takılma diyorum. Yani Joe Cole, Frank Lampard yok orta sahada tabii ama. Tabii abi. Yani anladın mı? İşte anladım. Makalele yok orta sahada. Yine evet. Beni geçmişe döndüreceksiniz. Kaleciyi yani. Bile düşündüğümüzde. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Premier Lig. Hatta Premier Lig'de değil. Avrupa futbolda tarih programı yapsan. Evet. Sadece futbol değil bak Euroleague. Birlikte. Müjdat Muratoğlu. Bak o kadar rahat koy. Pazartesi günü stüdyoya koy. Salı akşam al Müjdat'ı. Bak. Ya bak sana tamam, anlatamam şey ya. Türkiye'de bu seviye hakikaten çok başka bir seviye. Cephenin Arsenal tarafına geçelim. Orada da Declan Rice ısrarını bu arada hocamız. Doruk Keskin'e maça giriyorduk ikimiz de. O Serie A'ya ben La Liga'ya. İşte dışarıda konuşuyorlar. Tam şirketin önünde, bahçede. Anladım. İşte diyorlar ki, işte Arsenal handikap mı yapar? Şöyle dedim. Ne Arsenal handikap yapar arkadaşlar? Chelsea dedim kaybetmez. Sonra maç 2-0 oldu. Bekledim Doruk'a mesaj atmak için. Çünkü bir tedirginlik var. Chelsea güven vermiyor. 2-2 oldu, bitti maç. Doruk'a mesaj attım, tamam mı? Ondan sonra bak. Şu anda. Bak Doruk'a mesaj attım. Dedim ki Doruk. Arşiv açıldı. Biz de senelerimizi boşa vermedik Premier Lig'e. Ekran görüntüsü alınmış. Tamam mı? Hadi abi penaltı var zaten. Görmek lazım nasıl 2-2 yazmış, tamam mı? Ben de dedim ki Doruk biz maç detayı konuşmadık ki. 3 saniye skor konuştuk dedim. İyi geceler dedim. Doğru yazdı. Gülücük yazdı. Ya sanki oturmuşuz da bütün maçı konuşmuşuz gibi anlatıyor. Ben ne dedim? Chelsea yenilmez. Bitti. Öldü mü Erim? Evet doğru. Hakkımı verir misiniz? Ben hakkını veriyorum. Müjdat abinin de hakkını Müjdat vermek lazım. Müjdat günceli takip etmediği geçtiğimiz için. Geçtiğimiz hafta bu Chelsea yenilmez demiş. Ben en güncel örneği vermek istedim. Bu Chelsea yenilmez demişti. Bir önceki hafta Müjdat abi konuk olduğunda da. Müjdat mı dedi? Tabii yenilmez. Ya sen beni çok küçümsüyorsun. Ben bu Premier Lig'i biliyorsam yani. Dedi Chelsea dedi yenilmez dedi. Yenilmez abi yenilmez. O zaman Pierre Kör'ün kalitesini düşünebiliyor i̇şte musun? İşte gerçekten yanımda benim için neden özel olduğunu bir kez daha anladığım program oldu. Arsenal şampiyon olamaz bence. Oh. Ben Tottenham'ın şampiyonluk şansını Arsenal'dan daha yüksek görüyorum. Beni mutlu ettin. Futbol ama. Romantikliği demeyin buna. Çünkü Tottenham ya bilmiyorum. Arsenal'da bir şey eksik ya bir yine şey Erim. Anladım bak, abi. Çok seviyorum Arteta'yı ama Arsenal'da yine bir şey eksik. Ne eksik onu da bilmiyorum bu arada. Çözemiyorum ben Arsenal'ı. Yani eksik olduğu aşikar. Ama Manchester City'nin olduğu yerde de zaten hep. Ama Arsenal'da da bir geçen seneki Arsenal mesela geldi şampiyon olamayacağı o kadar belli ki. Ya bu sene de yani çok kolay ya. Şöyle diyeyim daha doğrusu. Daha doğru bir ifade olur.
Tottenham Arsenal'ın üstünde bitirir bence ligi. Bence Liverpool'da ikisinin üstünde manşet, bitirir. Manşet geldi. Biz burada var ya. İbrahim abi de Liverpool şampiyon olur dedi. Bak Liverpool evet. Bence. O da. O da var. Ben büyük bak, konuşmuyorum. İkisinin üstüne bitirir. City'nin üstüne bitirir mi onu bilmiyorum. Sen şey diyorsun. City Liverpool. Bence öyle olacak gibi gözüküyor. City Liverpool. Arsenal. Biz yani her programda gerisini... Premier Lig'in ilk dördünü belirliyoruz. Geçen Çağrı ben Gizem de yapmıştık bunu. Evet. Peki. O yüzden bence bunu burada bitirelim. City ben Brighton. Ben bir şey demeyeceğim. Sosyal medyaya düşmek istemiyorum. City Brighton diyelim abi. City Brighton çok beklenen Guardiola De Zerbi. Yani gerçekten bu açıdan çok romantik anlam yüklenen evet. Ben maçtı. Çok beklemiyordum açıkçası. Maç o konuda beklemiyordum. O romantizm de arttı. Guardiola her zaman olduğu gibi kağıt üzerinde yenmeye çalıştı De Zerbi'yi ve benden sonraki teknik adam De Zerbi. İlk yarıda sağdan yine yaptı yani. İlk yarıda sağdan sildiler bu arada. Evet. Onu da bir çok not olarak düşelim de City sağdan evet. Sildi. Abi bir şey diyeceğim. Bu Doku hani benim beğendiğim bir oyuncuydu da. Anderlecht'te 2020-21 sezonunda Doku'nun maçlarını anlattım o dönem TV Bu'dayken. Hani klasik bir kanatta üretici, hızlı seri oyuncu. Yani Ren yatırım yaptı kendisine. Ren de sever bu yatırımları. İşte 4 sezon oynadı Ren'de. Yani Ren o ara işte hani Fenerbahçe ile de eşleşti. Avrupa Kupalarında da mücadele etti. Ben hani Jeremy Doku'nun performanslarına bakıyorum. Öyle hani 7 gol 4 asistlik performansı var. Yani Fransa Ligi için çok çarpıcı bir istatistik değil. City'de şu an kaç? Ya City'de şu anda 2 gol 2 asist oldu. Oyun içi etkinliğinden bahsediyorum. Yani Raheem Sterling'in tatmin edemediği evet. Manchester City tribünlerine Jeremy Doku çıktı 9 maçta 8 maçta tatmin etti ve Guardiola işte. Oyun içindeki etkinliğine bakıyorum. Yani sanki gümbür gümbür gelmiş gibi. Evet bir potansiyel var. Belçika milli takımda da bunu sergiliyor ama bu kadar etkili bu kadar olması değildi. Sürpriz oldu benim için. Ya şimdi buraya gelince bir şekilde herkes şunu dedi yani. Geçen sene Haaland'da söylemiştik. Bir net bir dokuzu yoktu. Haaland geldi farklı bir oyun sistemine girdiler. Şimdi doku gelince acaba Sterling'li sisteme mi dönüyoruz dedik. Ama Sterling'in de çok üzerine çıktı. Yani şu anda bu hafta geride kalırken 3.3 ile Eberece Eze'den sonra en fazla başarılı dribbling yapan oyuncu. Çok çok keskin. Ve yani ona yaklaşan da çok fazla oyuncu yok. Geçtiğimiz sezona baktığın zaman zaten Sterling'in yani atıyorum Jack Grealish'in de yani Premier League'de en çok başarılı dribbling yapan 14. oyuncusu. Yani tamamen sistemde yaşıyor. Ha şimdi haksızlık etmeyin. Bu adam şu anda daha 21 yaşında. Tabii. Yani bu bahsettiğim yıllarda daha 16, 17, 18, 19 yaşındaydı ama yani o gelişimini gerçekten her sene üzerine koya koya getirmiş. Evet. Ben burada biraz daha bir sezon bekler. Bir sezon. Sonra patlar. Aynen yani bir Julian Alvarez her girdiği an katkı veriyor ama mesela Alvarez bile böyle bir başlangıç yapmadı. Tabii ki kestiği oyuncu da Jack Grealish abi. Tabii. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biriydi. Yani şampiyonun mimarlarından biriydi. Tabii ki sakatlık vesaire var da. Ben sana bir şey söyleyeyim. Jack Grealish keser mi diyorsun? Jack Grealish Manchester City olmadı. Bitmiş. Hiç kendini zorlama. Bak hiç kendini zorlama. Çünkü Jack Grealish'i en yakından takip eden, sensin. En seven isimlerden Peter, biriyim. Peter der misin abi? Medyada. Peter. Öyle konuşuyoruz Jack tabii. Kısa... Hey Allah'ım. Neyse. Peter diyorum kendisine. Yani aramız çok iyi. Ama şöyle söyleyeceğim. Manchester City formasıyla Guardiola taktiğine Jack Grealish oturmadı. 10 sene sonra, 15 sene sonra Guardiola bugünlerle ilgili konuşma yaptığında, daha rahat konuştuğunda, oyuncuyla bağı belki koptuğunda diyecek ki benim en hatalı transferlerimden biriydi. Orada. Ama ben şöyle söylüyorum. Yok. Ben şöyle söylüyorum. Mükemmel bir futbolcu başka takımlarda oldu. Manchester City olmadı ya. Olmayabilir. Ya yapacak bir şey yok. Yani ben geçen seneyi ayırıyorum ama. Ya geçen sene de o bildiğiniz Jack Grealish değil herim. Tabii ki de değil abi. Buraya gelen o kadar zaten para verip getirdiği futbolcudan mesela, süperstar performansı beklersin. Vinicius Junior olamadı mesela. O kadar olamaz. Para verip getirdiğin Grealish ve hani yine çok para verdiğin ama o kadar para vermediğin Doku'dan aldığın performansı evet kıyasladığın işte, zaman işte, Gökhan onu demek istiyor. Ya ben de şunu söylemek istiyorum. Yani City'nin bu kadar da sprinter, bu kadar dribbling kabiliyeti yüksek bir oyuncuya da çok fazla ihtiyacı bence yok. Çünkü oyun sistemi hani rakibin arkasında boş alan bulayım, oraya top atayım, koşayım oyunu hiçbir zaman olmadığı için. Zaten kapandığı için ama savunmalar. O yüzden bence Jack Grealish sırtını taç çizgisine döndüğü zaman çok etkili işte oluyordu yarım alanlarda. Doku kalabalık savunmada açıyor. Ama Jack Grealish'in yetişme tarzı, Aston Villa'da futbol tarzı, evet. Manchester City'deki futbol tarzı da çok ters. Olmadı. Tüm kulvarlarda en uzun iç saha galibiyet serileri var. Evet. Nedir konu bir bu anda seriler? Abi oradaki seri Sir Alex Ferguson'ı geride bıraktı. Pep Guardiola'nın muazzam performansı. Kaç maç oldu? 21 maç yaptı Manchester City. Aralık 2010, Eylül 2011 tarihine kadar Manchester United'ın 20 maçlık serisini geride bıraktı 21 maçta. İç sahada Premier Lig'de. Yani İnanılmaz. Müthiş bir başarı. Üst üste 3. mağlubiyetini alır mı diye konuşuyorduk. Bir kez Pellegrini ile yaşamıştı Manchester City ama
bu virajı çok rahat bir şekilde geçti. Hatta kere, belki de hiç bu kadar rahat geçeceğini ilk beklemiyorduk. İlk kere sağdan sildiler. Evet, kesinlikle sağdan sildiler. Oldukça keyifli. Alvarez bir dakika, bir dakika. Gol attı. Şimdi Grealish defterini bir kenara koyalım. Alvarez defteriyle devam edelim. Muhteşem oynuyor. Harika oynuyor. Her golü süper. Var. Yani Haaland'ı konuştuğumuz kadar Alvarez'i konuşmaya başladık. Biraz bunu da unutmayalım Manchester yani. Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer'i oldu futbolculuk döneminde. Alvarez. Orada da hep sonradan oyuna girip çok klas goller atar, çok katkı verirdi. Bence yetenek anlamında Alvarez Solskjaer'den iyi. Tabii tabii iyi futbolcu. Freaky var mıydı Solskjaer'in abi? Siz hatırladınız. Freaky de var ya. Ya bunun her şeyi var ya. Hayır, şundan dolayı diyorum. İnanılmaz futbolcu. Takımda kapladığı alan kendisiyle ilgili konuşulmasından daha büyük. Az konuşalım dedi. Konuyu devam ettirin kendisi. Ya Aston Villa'ya geçelim. Aston Villa diyelim. Hayat özeti. Aston Villa demeden olmaz. Aston Villa'ya kesinlikle geçmemiz lazım. Unai Emery'nin müthiş çıkışı devam ediyor. Yani çok farklı bir takımlar. Ben izlerken çok keyif alıyorum. Özellikle maçta şöyle bir sistemlerine baktım. Şöyle geriye değil de biraz daha hücum hattını konuşmak istiyorum. Ekranları da geliyor ortamın pozisyonları. Zaniolo da ilk 11 başlamış bu arada. Zaniolo da ilk 11'de başladı. Böyle McGinn'le birlikte daha merkez içli oynuyorlar. Elbette Diaby ve Oli Watkins daha da ileride. Luka Dean ve Matty Cash sağ kanattan ve sol kanattan çok fazla bindiriyorlar ama Douglas Luiz'in merkez orta sahada kapladığı alan, McGinn ve Zaniolo ile birlikte oluşturdukları o ölümcül üçlü çok başka bir keyif Douglas verdi Lewis'i bana. Douglas Luiz'i Premier Sen Show'da çok seversin abi. Teşekkürler ederim. Hakkını verirsen eğer. Sonra lafı oraya atacak. Çok iki gol attı. Kariyerinde ilk kez iki gol atma başarısı gösterdi Douglas Luiz. Öyle boş gol de atmaz. Boş gol atmaz. Benim üzüldüğüm karakterlerden biri bu arada Douglas Luiz ya. Yo, gayet iyi işte. Premier Lig'de Aston Villa'nın 11 oyuncusu. Öyle ama belki daha gençliğinde abi. Hani sonuçta çıkış olarak City çıkıştı ya. Hani sonuçta bir 12 milyon euroluk bir bedelle City'ye katılmıştı zamanında. Ben belki City'nin... O Girona'ya gittiğinde Girona City Kulüp. City Futbol City miydi? Futbol grubunda. O zaman öyle miydi 2019'da? Evet evet. Onu hatırlayamadım. Öyle. Yalnız kiraladılar. Ve orada kalıcı olmadı. Çok daha da cüzi bir bedeli Aston Villa'ya katıldı. Bu Villa Park'ta acayip bir iç saha evet evet. Onu da derledik. Durumuna geldi. 11 iç saha performansı. 11'de 11. 11'de 11 galibiyetler 4-0, 3-1, 6-1, 4-1. Ne yapıyorsunuz? Yani tribüne gelen de doyuyor. Bu hafta da Luton Town içeride. Evet. Yani 2023 takvim yılında da şimdi Premier League Fantasy'de Aston Villa'ları alırsın Erim. Evet, alırım. Ben Oli Watkins'i zaten devamlı olarak alıyorum. Teşekkürler. Fonda takımı. Ben daha Oli Watkins'i almadım ya takıma. Sen 2023 takvim yılındaki puan durumunu gördün mü abi? Yok. Aston Villa en çok puan toplayan 3. takım. O zaman Watkins'i alıyorum. Watkins'i alıyorum. Antonio var bende, çıkartıyorum. Antonio'yu çıkartalım Antonio. Şimdi haftaya Antonio ettirik. Maalesef. Evet abi, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş çünkü biraz daha duygusal bir boyuta geçeceğiz. Onun öncesinde bir Bobby Charlton sizden ben hani siz daha yakınsınız en azından jenerasyon olarak. O kadar olarak. Da değiliz ama. Ya evet ama en azından senden daha yakınız. Yani ben hikayeleriyle büyümeyecek kadar uzağım ama siz hikayeleriyle büyüyecek yaştaydınız. Bir kısa bir yorum alıp sonrasında esas konunun hakimine yani, gideceğiz. Yani büyük efsane dünya futbolunda Bobby Charlton adını gerçekten altın harflerle hem dünya futbolunu hem İngiltere futbolunu yazdırmış bir isim. Zaten Türkiye'de şu an onu en iyi anlatabilecek kişi evet. Bence İbrahim abi anlatsın. Ben şöyle çok bir, net anlatır İbrahim şöyle abi. Şöyle bir anekdot vereyim. Öyle pası atalım İbrahim abiye. Old Trafford'da her yerde Düşler Tiyatrosu yazar ya. Hı-hı. O sözün sahibi. Evet. Peki abi, o zaman bu cümleyle kapatalım. Tarihe böyle mal olmuş bir isim. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık abi. Ağzına çok sağ keyifli bir programdı ve şimdi sözü İbrahim Altınsay'a bırakalım. İbrahim Altınsay sizler için bu haftayı değerlendirdi ve Bobby Charlton'ı yine sizler için anlattı. Hoşçakalın. Artık biliniyor Postecoglou'nun futbolu. Karşı alana çok hızlı giden, kalabalık giden, paslaşmayı seven bir takım. Ama Fulham karşısında galibiyeti, Fulham'ın geriden çıkarken, özellikle kaleci Leno'nun geriden çıkarken bir tür rakibe verdiği hediyeler sonucunda kazandılar. Bunları da iyi değerlendirdiler. Ve namalup liderliklerini de koruyorlar. Sürdürüyorlar ama onun ötesinde de artık bir şampiyonluk adayı kimliğine hem Tottenham taraftarları hem de bütün futbol severler kabullenmiş durumda. Şampiyonluğun adaylarından biri Tottenham. Bu hafta ama geriden oyun kurma hatalarının damga vurduğu maçları izledik. Bunun en önemlisi de haftanın bence en zevkli, en heyecanlı
maçıydı. Chelsea Arsenal maçıydı. Chelsea'yi ben geliyor dedim geçen haftalarda. Artık sonuca da gidiyorlar. Çok heyecanlı, genç ve dinamik oynuyorlar dedim. İlk bu maçın ilk bir saatinde bunun en iyi örneğini verdiler. Hem de Arsenal'a karşı. Hızlıydılar. Akışkan paslaştılar. Arsenal ise bunu yapamadı ve pozisyon bulamadı bir saat boyunca. Ama işte geriden 2-0 öndeyken bile geriden oyun kurma inadı genç bir takımda felaket bir sonuca yol açtı. Roberto Sanchez'in gene yanlış pası geriden oyun kurarken Declan Rice'ın da çok isabetli şutuyla ilk golü yedi Chelsea. Maç 2-1 öndeyken işte genç takım özelliği de burada ortaya çıkıyor. Neredeyse bir panik havasına girdiler. Pochettino'nun değişiklikleri de bence işe yaramayınca Arsenal gene sonlara doğru o coşkusuna kavuştu ve oradan bir puan çıkardı. Manchester City'de ilginç bir maç oynadı Brighton'a karşı. O da zevkli bir maçtı. City'nin hücumunda bir asimetri var. Enteresan. Doku kanadı, Guardiola ve Doku kanadı klasik açık ve içe kat etme oyunu oynarken ki oradan pozisyonlar buldular. Maçı da oradan çözdüler bence. Brighton ise söyleyecek bir şey yok. Zaten De Zerbi bizim bir kimliğimiz var. Biz bu kimliğimizle oynarız. Yoksa oynamayız. 6 gol de yarız. Hiç önemli değil diyor. Elde ettiği sonuçlar da buna yarıyor. İşte devamlı gol atıyorlar. Maçları, en gollü maçlar onların maçları. Özellikle ilk yarı City baskısına karşı dayanamadılar. Orada hatalar yaptılar ama ikinci yarı oyunu City'nin hiç sevmediği yere City'nin kendi alanına yığınca pozisyonlar buldular, gol de buldular. Hatta beraberlik de bulabilirlerdi. Yani yenilecekseniz böyle yenileceksiniz. Bu oyunu oynayacaksınız. Ben Brighton'ı bu açıdan da çok takdir ediyorum. Sadece ben değil artık bütün dünya takdir etmeye başladı. Tabii bu hafta sadece İngiltere futbolu değil, dünya futbolu üzücü bir ölümle karşılaştı. Sir Bobby Charlton'ı kaybetti futbol dünyası. Benim Bobby Charlton'ın anılarım 1966'ya kadar geri gidiyor. İngiltere Batı Almanya Dünya Kupası finalini radyodan dinlemiştim ve İngiltere 11'ini o zaman ezbere sayıyordum. Ama takımda iki kişiyi adı ve soyadıyla anmak gerekiyordu. Jackie Charlton ve Bobby Charlton'ı çünkü kardeştiler. Jackie Charlton çok sağlam, hatta rakibin oyunu bozmakta öne alan bir savunmacıyken Bobby Charlton ise bu takımın golcüsü, oyun kurucusu, her şeyiydi. 66'da ilk İngiltere golünü kafayla atmıştı ikinci maç Meksika maçında. Ve yarı finalde de Eusebio'nun Portekiz'ine Charlton'ın iki golüyle, Bobby Charlton'ın iki golüyle geçmişti İngiltere ve o goller hala televizyonlarda izlediğinizde şapka çıkarırsınız. Müthiş kayarak gibi gelir topla birlikte ve mermi gibi bir şut çıkarır. İki ayağıyla da bunu atabilen bir oyuncuydu. Oyun hakikaten böyle bir taktik kondisyonu yüksek bir futbolcuydu. Matt Busby'nin yetiştirmesi olan Bobby Charlton. Çok topla çok kayar gibi giderdi o çamurlu sahalarda bile. Hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla da çok isabetli şutlar çıkarırdı. Onun yanında da çok sakin, çok olgun, rakiple hakemle hiç uğraşmayan bir futbolcuydu. Baktım, futbol hayatı boyunca iki kere ihtar almış. Yani bugünkü tabirle sarı kart görmüş. Biri zaten 66 Dünya Kupası'nda o Arjantin'le İngiltere'nin oynadığı hani savaş gibi bir maçta. Bir de ligde Chelsea'ye karşı. Bunun yanında şu söylenebilir, takımı da etkileyen lider tarzlı bir oyuncuydu. Bobby Charlton Newcastle'ın hemen kuzeyinde bir kasabada doğuyor. Anne tarafı bayağı futbolcu, dayıları futbolcu. Hatta annesinin kuzeni Newcastle'ın efsane golcülerinden biri. Annesi çocuklarını futbola yönlendiriyor. Babası madenci, zaten çok ağır şartlarda çalışıyor. Bobby Charlton'ın bütün hayatı futbol ve ailesi. Çok düzenli bir çocuk.
Hemen zaten okul takımında öne çıkıyor ve şansı 15 yaşında Matt Busby tarafından keşfediliyor. Ve Busby'nin bebeklerinden en önemlilerinden biri haline geliyor. Ama İngiltere futbolunda, Manchester United'ın tarihinde ve tabii ki Bobby Charlton'ın özel tarihinde çok önemli bir olay var. Münih faciası. Bir Şampiyonlar Ligi demeyelim de Şampiyon Kulüpler Kupası maçından dönerken Münih'te uçak kış günü çakılıyor ve Bobby Charlton bu kazadan yaralı olarak kurtuluyor. Ancak 8 futbolcu arkadaşını kaybediyor ki en yakın arkadaşı var Duncan Edwards. Onun ölümüne tanık oluyor birkaç gün sonra kazadan. Onu böyle 15 yaşında bir çocuk, 15 yaşından beri Manchester United'da yetiştiren teknik ekipten insanlar da burada kayboluyor ve Manchester Bobby Charlton her zaman sonra anılarında ben o kazayı her gün yaşadım diyecektir. Biraz içine kapalı, hüzünlü, sahadaki o sakin, biraz melankolik hali de belki bu kazanın etkisi. Çünkü orada travma sonrası terapi diye o dönemlerde bir şey yok. Bir de hayatta kalmanın getirdiği bir travma var. O sendrom da çok o zaman psikolojik olarak çok iyi ele alınamıyor. Ondan sonra Manchester United toparlıyor. Dediğim gibi 68'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanıyorlar. 3 tane şampiyonluk kazanıyor, görüyor Bobby Charlton. Bir tane FA Cup görüyor. Bir başarı. Yani Manchester United dediğiniz zaman akla Bobby Charlton gelir. Bobby Charlton dediğinizde o Manchester United'ın özetidir. Sonra biraz teknik direktörlük denemeleri oluyor başarısız ama gene Manchester United'a dönüyor ve en önemli özelliği Alex Ferguson'ın arkasında duruyor yönetici olarak. Özellikle 84 sezonu galiba Manchester United artık küme düşme hattına geldiğinde ve Ferguson kovulacak derken onu Manchester United'a da getiren Bobic getirilmesinde etkili olan Bobby Charlton arkasında duruyor ve işte bildiğiniz Alex Ferguson'la Manchester United'ın altın yılları devam ediyor. Onu maçlarda işte 3 sene önce demans hastalığına yakalanana kadar maçlarda yönetimin locasında sıralarında görürdünüz. Manchester United'da herhangi bir sıkıntı olduğunda reji hemen orada sakin, sessiz oturan ve bir Manchester United'ın bütün özelliklerini gösteren, içinde toplayan Bobby Charlton'ı gösterirdi. O sükunet, o özgüven, o olgunluk ondan bütün sahaya yansırdı. Eusebio yok, Best yok, Pele yok, Cruyff yok. Şimdi Bobby Charlton yok. Zaten 66 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere takımından bir tek Joe First kaldı. Ama işte bu isimleri saydığınız zaman futbolun bir altın çağından, o çamurlu sahalarda olsun, kötü şartlarda olsun, bütün saflığıyla oynadığı o altın çağdan bahsediyoruz. O altın çağ işte böyle onun simgeleriyle birlikte iyice tarihe gömülüyor. Umarım futbol dünyası da futbolun futbol olarak oynandığı, izlendiği o dönemi unutmaz. Biz de bir demansa kapılıp iyice o saf futbol çağından uzaklaşmayız.